Merhaba arkadaşlar. Matematik öğretmeni Zasan Yığın. Bu videomuzda sizlere 21. ve 22. föyün arkasında bulunan bir adım ötesi sorularını çözeceğim arkadaşlar. Evet, sabırla dinlemenize fayda var arkadaşlar. Kolay sorular değil, uğraştırıcı sorular. Şu ana kadar verdiğimiz, yani şu ana kadar soru çözdüyseniz, bizim anlattığımız videoları izlediyseniz bu soruları anlamanız kolay olacak arkadaşlar. Evet. Soru çözümüne başlıyorum. Evet, verilen soruya bakalım arkadaşlar. 2x kare x çarpı y artı 2y artı x eksi 6 ifadesinin çarpanına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 5 terim var bakın burada. 2 yapsanız olmaz. Mecburen mesela diğer yöntemlerden biri x kareyi parçalamanız ama x kare y kareli bir terim olsaydı burada işiniz olurdu. Yani onu da deneyebilirdiniz ama burada deneme şansına sahip değiliz. O zaman bunu 5 terimi 2'ye çarpanla ayıralım arkadaşlar. 3'e 2 diye çarpanlara ayırmakta fayda var. O zaman bunu 2x kare artı x eksi 6 diye yazalım. Burada da ne var? x'ye artı 2'ye var. Bunu çarpanla ayıracak olursak arkadaşlar. X diyelim. Bunu da 3'e eksi 2 diyelim. Artı 2 diyelim. Buraya eksi verelim. 4x eksi 3x eksi verdim. 2x eksi 3. Bu da x artı 2 oldu. Bu çarpanları da y parantezine aldık. X artı 2 de buradan geldi arkadaşlar. X artı 2 orta parantezine alırsa bu ifadeleri. Burada ne kaldı? 2x eksi 3 artı y kaldı. 2x eksi 3 artı y olarak da çarpanlarına bu şekilde bu ifadeyi ayırmış oluruz arkadaşlar. Evet. 5 terimi 3'e 2 şeklinde çarpanla ayırdık. Bakın x kareli olduğu için x kareyi 3 terimli bir ifadeymiş gibi düşünüp çarpanla ayırmamız daha kolay olur. Tabii bunu soru çöze çöze bu yöntemleriniz gelişecek arkadaşlar. Bunları hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi burada da a ise b 4'müş, b ise c 4'müş, a kare artı c kare, eksi 2b kare var. Şimdi arkadaşlar burayı parçalayalım. A kare eksi b kareyi, b kare eksi 2 b kareyi, eksi b kare eksi b kare diye yazabilirsiniz. Burada da c kare eksi b kare şeklinde bunu yazalım. Şimdi buradan a eksi b'yi bulalım. A eksi b çarpı a artı b diyelim buraya. Burada da c eksi b çarpı c artı b diye de bunun ifadesini çarpanına ayıralım. A eksi b'nin değeri kaçtır? 4'tür. Burada a artı b var. B eksi B kaçtır? B eksi C 4 ise C eksi B de eksi 4'tür. 4 çarpı C artı B gelsin. Çarpalım onlar arkadaşlar. 4 artı 4 B geldi. Buradan da eksi 4 C eksi 4 B geldi. 4 B'ler birbirini götürdü. 4 parantezini alırsak A eksi C geldi. 4 parantezinde A eksi C yaptı arkadaşlar. Şimdi A eksi C'yi nasıl bulacağız? Bunları toplayalım. A eksi C de kaç geldi arkadaşlar? 8 oldu. A eksi C 8 oldu. 4 çarpı 8 de geldi arkadaşlar. 4 çarpı 8'in çarpı 4 ile 8'in çarpımı da 32 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bu şekilde çözülüyor. Bununla ilgili daha önce soru çözmüştük. Yani bu yabancı bir soru değil. Yani sizin tanıdığınız bir soru. Evet şimdi 3. soruya bakalım. Arkadaşlar bu soruda da şunu yapacağız. Bakın bu özel bir soru şu anda. Bu sorunun çözüm yöntemini anlatıyorum. 1 eksi 2 veriyorsunuz buraya arkadaşlar. Bakın 1 eksi 2 de aşağı verdik. 1 eksi 2 ile 1 artı 2 çarptınız mı? 1'in karesi eksi 2'nin karesi gelir arkadaşlar. 2 kare farkında. 1 eksi 2'nin karesi 1 artı 2'nin karesini çarparsanız da 1 eksi 2'nin dördüncü kuvveti gelir arkadaşlar. 1 eksi 2'nin dördüncü kuvvetiyle 1 artı 2'nin dördüncü kuvvetini çarparsanız 1 eksi 2 üssü 8 gelir. 1 eksi 2 üssü 8 ile 1 artı 2 üssü 8'i çarparsanız da 1 eksi 2 üssü 16 gelir arkadaşlar. 2 kare farkı mantığıyla gidiyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ne oluyor arkadaşlar? 1 eksi 2 üssü 16 bölü 1 eksi 2. Eksi buradan çıktı eksi 1 kaldı. 1 eksi 2 üssü 16'yı eksi 1'e böldünüz mü? 216 eksi 1 gelir arkadaşlar. Cevap 216 eksi 1'dir arkadaşlar.
Bu sorunun çözüm yöntemlerinden biri bu arkadaşlar. Yani zaten başka da çözüm yöntemi yok şu anda bu soruya. Şimdi A küp eksi B küp var. A küp eksi B küpü. Arkadaşlar iki tane açılımı vardı bunun hatırlarsanız. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareydi. Arkadaşlar bu özdeşik durumu vardı. Yani biz bu ifadeleri özdeşik diyoruz. Yani bu A küp eksi B küp böyle yazabiliyoruz. Bir de şöyle yazabiliyorduk. A eksi B'nin küpü eksi AB çarpı A eksi B diye yazabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar bakın burada ister bu formülü kullanın ister bu formülü kullanın. Burada işiniz uzar, burada işiniz kısalır. A eksi B'nin değerini vermiş zaten 5. 5'in küpü 125 yapar. 3 çarpı A ile B'nin çarpımı eksi 3'tür. A eksi B de 5'tir. Kaç geldi? Arkadaşlar burası kaç geldi? Pardon, şu formülün açılımını artı olarak yazacağız bakalım. Arkadaşlar orayı hata yapmayalım. A eksi B'nin küpü dediğimiz zaman buraya artı koyuyoruz. 3 çarpı AB diyoruz. O zaman burası artıydı. Burası 125 eksi 45. O da kaç yaptı? 80 yaptı. O zaman istenen cevap 80 yaptı. Evet. Şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. İskup ifadesini A ve B cinsinden eşit açıdaki değer hangisidir diyor. Arkadaşlar tabi burada özdeşleri iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela x eksi 1 özdeşliğini x küp eksi 1'in küpü x eksi 1 çarpı artı x artı 1 özdeşliğini biliyorsak yani onu da burada görebilirsek soruda bu soru kolay bir soru. Ama göremezseniz çok zor uğraştırıcı bir soru arkadaşlar. Eksi 1 verdik. İşte her iki tarafını eksi 1 ile topladık. Buraya eksi 1 koyduk. Buraya eksi 1 koyduğumuzda 6 a yapar. Burayı 1 ile topluyoruz. Burayı 1 ile topluyoruz. X kare artı x artı 1 eşittir. Kaça diyoruz arkadaşlar burada da? B'ye geldi. Şimdi x eksi 1 ile x kare artı x artı 1'i görmek zor arkadaşlar bu soruda. Başlangıçta görmek zor. Yani bunun için bayağı bir tecrübeniz olması gerekiyor. X eksi 1 ile artı x artı 1'i çarpıyoruz. Ne geldi? A çarpı B geldi. Bu açılım neydi arkadaşlar? X küp eksi 1'in küpü yani eksi 1 diye de yazabilirsiniz. A çarpı B. X küp ne yazık arkadaşlar? 1 artı A artı B diye geldi. A çarpı A ile B'nin çarpımının 1 fazlası geldi. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Zorluk kalitesi yüksek. Şimdi 6. sorumuzda arkadaşlar bakalım. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada 4 terim var. 2 2 çarpanlar ayırsa tutmuyor. Ne yaparız biz bunu o zaman? X küp artı bir tane x kareyi parça bakın. X kareyi parçaladık arkadaşlar. 1 x kare artı 2 x artı 1. Bakın 2 x artı 1'den bir x kare olsa tam kare olur. Bunu yakaladığınız an soru bitti zaten. Buradan devam edelim. X kare parantezini aldık. Artı 1 kaldı. Bakın şu iki terimi ortak parantezine aldık. Burada x artı 1'in tam kare şeklinde yazılmış hali olabilir. Yani burayı tam kareye tamamladık. Ortak eleman parantezine alalım. X artı 1 ortak parantezine alırsak burada x kare kaldı. Burada da x artı 1 kaldı. Gördüğünüz üzere otomatik kendiliğinden geldi. Ama bu bakın küp değil arkadaşlar. Burada 1 varsa burası eksi olacaktı. Burada eksi 1 olsa da burası artı olacak. Yani bu x küp falan, x küp artı 1'in küp falan değil yani bu. O zaman bu ifadesinin çarpanlarından biri de D şıkkı arkadaşlar. Artı x artı 1 bunun bu ifadenin çarpanlarından biri oluyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bu ifadesi şeklinde çarpanlar ayrıldığında diyor. Bu ifade zaten bildiğiniz gibi 3 terim ifadeleri çarpanlarına ayrılıyor. Gördüğünüz üzere ayrılmış. Şeklinde çarpanla ayrıldığına göre m kare artı n kare ifadesinin a b cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bunları çarpalım şimdi. X'e x'e çarptı x kare. Bakın x'e n'yi çarptınız x ne? M ile de x'i çarptınız m x oldu. X'ten bir tane n tane x var m tane x varsa o zaman bunları m artı n x şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da m çarpı n gelecek. Şimdi bu if eşlikte m artı n'nin değeri a'dır. Bakın m artı n'yi a olarak alacaksınız. M çarpı n'yi de n olarak alacaksınız. Pardon b olarak alacaksınız. Soru bizden m kare artı n kare ifadesinin
A ve B türünden B'ni istiyor. Şimdi arkadaşlar iki terimin toplamı verilmiş, çarpımı verilmiş, terimlerin kareleri toplamı istiyor. Şimdi verilen eşitliğin karesini alalım. M kare artı 2MN artı N kare eşittir A kare oldu. Her tarafın karesini aldık. MN'nin çarpımı neydi arkadaşlar? B idi. M kare artı N kare eşittir A kare eksi 2B geldi arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 21. Füyün arkasındaki bir adım ileri, bir adım öte soruları çözdük. Ya bu da 22. Füyün arkasındaki sorular arkadaşlar. Şimdi 22. Füyün bir adım ötesi sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar verilenlere görüyorsunuz olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değeriyle B'nin alabileceği en büyük değerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada bunu yaparken bakın burada tam kareyi tamamlayalım arkadaşlar. 6'nın yarısı kaçtır? 3'tür. Karesi 9'dur. X kare artı 6x artı 9 eksi 9 diye yazalım. Artı 4 de burada var. Bu ifade ne oldu? X artı 3'ün karesi eksi 5 oldu. Arkadaşlar x'e değerler verdikçe bu ifade büyür. Bakın x'e 3 verdik mi? Eksi 5 olur. En küçük değeri eksi 3'te alır. Ama en küçük değeri eksi 5. Ondan sonra ise hangi değerleri verirsek verelim. Bu ifade gitgide büyür. A'nın alacağı değerler daima büyür. X'e verdiğimiz tüm değerler için A'nın alacağı değerler daima artarak devam eder gider. O zaman bu A'nın alacağı en küçük değer eksi 5'tir. Bakın A'nın alacağı en küçük değer eksi 5'tir arkadaşlar. Bunu şöyle not edelim. B'yi yapalım. Eksi y kare eksi 4y. Bakın eksi y kare eksi 4y. Arkadaşlar bakın burada 1 var. 1'i en son yazacağım. Eksi y kare eksi 4y'de. Eksi y'nin önünde eksi 4 var. Eksi 4'ün yarısı eksi 2 yapar. Karesi 4 yaptı. Şimdi buraya ilk kullanacağımız sayı 4 mü eksi 4 mü arkadaşlar? Y karenin işaretini eksi. O zaman buraya eksi 4 veriyorsunuz. Buraya da artı 4 verdiniz. Çünkü şu üçünü kullanacağım arkadaşlar. Tam kareye tamamlama yönteminde bunu kullanacağım. Y karenin işareti artı olsaydı arkadaşlar. Buraya ilave edeceğim. Bu ilave edeceğim sayı artı 4 olacaktı. 4 eksi 4 yazacaktı. Burada da artı 1 var. Burası ne oldu? Eksi parantezden alsak biz bu ifadeyi 3 terimi. Burada y artı 2'nin karesi olur. Artı 5 de buradan geldi. Şimdi bu ifadeye ne verirsek y'ye eksi 2 verdiğimizde burası ne oldu? 5 oldu. Bundan sonra y'ye verdiğimiz her değerde arkadaşlar burada büyüyerek ne yapar? Küçülmeye başlar. Mesela y'ye eksi 2 verdiğinizde, y'ye 0 verdiğinizde burası kaç oldu? 4, 5, 1 oldu. Y'ye 5 verin mesela. Burası ne oldu arkadaşlar? 7, 49, eksi 49 artı 5, eksi 44. Bak gitgide küçülüyor. O zaman bu ifade y'ye verdiğimiz tüm değerler için daima azalıyor. O zaman bu ifadenin alacağı en büyük değeri de 5 olarak buluruz. Eksi 5 artı 5'in toplamı da 0'dır arkadaşlar. Bu soru kalıpları gelecek yıl arkadaşlar bu soru kalıplarını siz parabol konusunda göreceksiniz. Orada daha rahat anlayacaksınız. Ama bunlar tabi yani çapanlayma yöntemleriyle de en büyük en küçük değerleri bulunabiliyor. Bu ne yapıyoruz? Şeyde ikinci derece denklemlerde de göreceksiniz. Tam kareye tamamlama yöntemiyle biz bunu bu ifadelerin en büyük en küçük değerlerini bulabiliyoruz arkadaşlar. X ve Y gerçek sayı olmak üzere ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Evet arkadaşlar soruya baktığımızda oldukça karışık bir soru görünüyor görüyorsunuz. 2, 4, 6 terim var. 2, 2 yapma şansına sahip değiliz. Ortak eleman yok bakın. Hiç ortak bir şey bulamıyoruz. O X burada var da Y'ler burada bir tutmuyor bakın elemanlar. Burada sabit sayı var. 3, 3 ayıralım. O zaman şunu şöyle yazabiliriz. X küp, X küp, Y küp, 2 küp diye yazalım. O zaman şu 3 terimden ne gelir arkadaşlar? X küp artı 2 Y küpün karesini yazabiliriz arkadaşlar. Bakın burayı tam kare şeklinde yazabiliriz. Şurayı tam kare tamamladım. Şimdi en küçük değer dediği zaman tam kareye tamamlayarak gideceğiz arkadaşlar. Bakın burada 2x kare var. X karenin kat sayısını 1 yapalım. Şu iki terimi, iki parantezini aldık. Eksi 6x kaldı bakın. Burayı tam kareye tamamlamak için de ne yapacağız?
Eksi 6'nın yarısı 3'tür. Eksi 3'tür karesi 9'u. 9 koyup 9 çıkartalım. Artı 14 diyelim. Bu ifadeye devam ettirecek olursak arkadaşlar. X küp artı y küpün karesi dedik. Şimdi bu ifade ne olur arkadaşlar? Şurayı da şöyle ayarlayalım. X eksi 3'ün karesi eksi 9 oldu. 2 ile çarptığımızda x eksi 3'ün karesi oldu. 2 ile eksi 9'u çarp. Eksi 18, 14 ile topla. Eksi 4 yapar arkadaşlar. Şimdi bu ifade bakın. X'in küpü var arkadaşlar burada. X küp var. Artı 2y küp var. Karesi toplamının küpü var. Şimdi x'e 3 verdiğimiz zaman burası 0 oluyor arkadaşlar. Olduğun zaman burayı sıfırlayabilecek y değeri var. Çünkü x'in küpü ile y'nin küpü tek kuvvet olduğu için bunlar birbirini bu içeriği sıfırlattırabiliriz. Ama bunlar kare olsaydı içeriği hiçbir zaman sıfırlattıramazdık. Dolayısıyla küp olduğu için burada sıfırlar. Dolayısıyla burayı sıfır, burayı sıfır aldığımız zaman bu ifadenin en küçük değeri eksi 4 gelir. Bu ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi x üssü 4 var arkadaşlar. X üssü 4'ü x kare diye parçalayalım. Bunun çarpanları 1, 1 dedik. 1x kare, 1x kare daha olsa 2x kare. Terim 2x kare olsa, x karenin önünde 1x 2 olsa bu ifadeyi tam kareye tamamlayabilmiş olacağız. Ama yok, ne yapacağız? Terim ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane x kare ilave ettiğimizde 2x kare oldu burası. Artı 1, bir tane x kare çıkartalım. Evet arkadaşlar, güzel bir yöntemdir bu. Terim ekleyip çıkarma yöntemi. Çarpanlayınma da işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. X kare artı 1'in karesi oldu. Bakın eksi x kare de buradan geldi. Burayı tam kare yaptık. 2 kare farkına dönüştürdük arkadaşlar içi bakın. İfade 2 kare farkı. Açalım bunu. X kare artı 1 eksi x. Artı 1 artı x de buradan geldi. O zaman bu ifade ne geldi? X kare artı x artı 1. Bir çarpandır arkadaşlar. Bununla ilgili örnekler konu altında da vardı zaten. Evet arkadaşlar, bu sorumuza bakalım. 3 üzeri 10 eksi 3 üzeri 8 eksi 8. 3 üzeri 4 eksi 1 çarpı 3 üzeri 4 artı 1 diyor. Şimdi burada aşağıyı çarpalım arkadaşlar. Bakın burayı çarpanla eğmeyi denesek de çıkartma şansımız yok. Burada 8 var çünkü. 3 üzeri 10'un kuvvetlerini 3 üzeri 5, 3 üzeri 5 ayırsak arkadaşlar. 3 üzeri 5, 3 üzeri 5. Yani eksi 4'ü ayırsan tutma şansı yok yani bunun 3 üzeri 4 eksi 1 şeklinde 3 üzeri 4 artı 1 şeklinde çarpanları ayırma şansı yok burada. Evet arkadaşlar bakın 3 üzeri aşağısı ne yapsın? 3 üzeri 8 eksi 1 geldi aşağıda. Kare farkından 3 üzeri 8 eksi 1. Yukarıda da 3 üzeri 8 eksi 1 bulabilir miyiz? Şimdi 3 üzeri 10'u şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 3 üzeri 10'u şöyle yazabiliriz. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 8 diye yazdık. Burada ne oldu? 9 tane 3 üzeri 8 yaptı arkadaşlar bakın. Şu ifade 9 tane 3 üzeri 8 yaptı. 9 tane 3 üzeri 8'i buradan bulduk. Arkadaşlar bir tane de burada var. 3 üzeri 8. 8 tane 3 üzeri 8 kaldı. 8 tane 3 üzeri 8 eksi 8. Parantezden alırsak 3 üzeri 8 eksi 1 ile 3 üzeri eksi 8 eksi 1 birbirini götürecek. Pay ve payda da aynı terim ifadeleri bulduk. Bunlar birbirini götürdü. Yani sadece işte 1 1 kaldı. Sonuç 8'dir arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir soru arkadaşlar. Ve değişik bir soru. Görmeniz biraz yaratabilir. Yani göremeyebilirsiniz. Gayet normal arkadaşlar. Başlangıç düzeyi için. Yani görememeniz normal. Evet arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Evet, şimdi bu soruda da çarpanın ayırmaları yapılmış arkadaşlar. Şimdi alt arkadaşlar şu ifadeyi şuraya düzgün bir şekilde yazalım. Burada yerimiz yok çünkü uzun yazılacağını düşünürsek. Bu ifadeyi şu ifadeyi çarpanına ayıralım. 3x eksi y çarpı bunu da 2x artı y diye çarpanına ayırdık bak. Şu ifadeyi çarpanlarına bu şekilde ayırdık. Yani şurada deneyebilirsiniz. 3x 2x eksi y. Bakın arkadaşlar 3xy eksi 2xy x artı x çarpı y'yi verdi bize. Sorun yok. Bölü çarpanları bunun çarpanları ax kare artı bxy artı cy kare oldu. Çarpı
Bunu bölmeyi de arkadaşlar. Şimdi bunu çarpanla ayıralım arkadaşlar. B ise x var. A, y ile. Bakın A ile x, y'nin çarpımı var. B ile de x, y'nin çarpımı var. Buraya bir tane y koyacağız. Buraya da bir tane de a, y koyacağız. Çarptığımız zaman a, x, y, b, x, y oldu arkadaşlar. Ortadaki terimi veriyor bakın. Yani a, x, y artı b, x, y diye yazdık bunu. Ne oldu? A artı b çarpı x, y'yi verdi. Evet. Bu ifadede çarpanlarına bx artı ay bölü pardon bx artı ay çarpı x artı y şeklinde çarpanlara biz bu ifadeyi ayırdık. Bu ifadenin çarpanları da arkadaşlar bunu da artık şu şekilde ayırırsınız. 2x eksi y'ye 2x artı y'ye x eksi 2y diye çarpanlara biz bunu ifadeyi ayırırız arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi eşittir x artı 3y bölü x eksi 2y'yi buluruz. Yani bu sadeleşmiş, bu kalmış. Artı y'ler gitti. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne kaldı? X eksi 2'ye kalıyor. Şu x eksi 2'ye gidiyor. Evet, kalıyor burada. Şimdi bu ifadelerden kalan kim arkadaşlar burada? Demek ki 3x eksi y'ye gidecek bir defa. 3x eksi y şu ifadenin çarpanlarından bir tanesi 3x eksi y'dir arkadaşlar. Bakın 3x y şu ifadenin çarpanlarından biridir. Çünkü yukarıda 3x eksi y kalmıyor. Arkadaşlar x artı y'ler de gidecek. O zaman x artı y'ler de burada gidiyor ki x artı y de bu ifadenin çarpanlarından biri. Çünkü şu ifadeyle şu ifadenin çarpımı bize bu ifadeyi verecek ki x eksi 2y kalsın burada. Yani x artı y ile 3x eksi y'nin çarpımı bu ifadeyi verecek bize. Çarpalım o zaman arkadaşlar. 3x eksi y çarpı x artı y neyi verecek? Şu ifadeyi verecek. Çarpalım. 3x kare 3x y eksi x y 2x y oldu. Buraya da çarptığımızda arkadaşlar eksi y kare geldi. A'nın değeri 3'tür. B'nin değeri 2'dir. C'nin değeri eksi 1'dir. A artı B toplamının C cinsinden değeri A artı B kaçtır arkadaşlar? 5'tir. C'miz kaçtı? Eksi 1'di arkadaşlar. O zaman artı B'nin C cinsinden değeri dediğiniz zaman eksi biz bunu arkadaşlar ne yazalım? C'nin yerine bir tane eksi 1'i koyalım arkadaşlar biz buraya. O da kaç yapacak arkadaşlar? Artı B 5'ti. 5 C'nin değeri eksi 1'di arkadaşlar. C'nin değeri eksi 1'di. Eksi 1 bir tane 5'in önüne eksi 1 koyalım. Eksi 1 çarpı kaç diyelim biz buraya? Eksi 5 diyelim. Eksi 5 demeyelim de arkadaşlar. Şıklara da bakacak olursak biz burada. Hangi şık? C'ye eksi 1 versek arkadaşlar. A ile B'nin toplamı 5'ti zaten. C cinsten yazmak istersek bir tane eksi 1 koyduğumuz zaman zaten C ile bunu çarptığımızda 5C oldu. Eksi 5C diyelim. C'nin değeri eksi 1'di arkadaşlar. Ne oldu? C'ye eksi 1 koyduğumuzda A artı B'de 5 olarak bulunmuş oldu. Yani bu toplam eksi 5C olarak yazılabilir. Oldukça zor bir soruydu arkadaşlar. Çözümümüzden zor soruların başında da diyebilirim bu soruyu. Uğraştırıcı, oldukça uğraştırıcı bir soru. Evet, bu sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada da x kare eksi y kare var. X artı 2y var. Siz bunu çarpanla ayırmayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 kare farkından yap, şey, 2 kare farkı x y çarpı x artı y diye yazalım. Burada 2 parantezini aldık. 2 çarpı x artı y de buradan geldi. Evet. Burada da ne var arkadaşlar? Bakın x kare 4x artı 4. X artı 2'nin karesi eksi y kare arkadaşlar. 4 terim varsa 2 2 ayıramadık. Bunlara bakın 2 kare farkı yaptık. Burada tıkanıyoruz arkadaşlar. X kare 4x artı 4 eksi y kare yaptık. 2 kare farkına dönüştürdük. Evet, şurada yerimiz daha iyi var. Yani daha güzel alanımız burada geniş. Buraya devam edelim. X artı y parantezini alalım arkadaşlar. Ne kaldı? X eksi y artı 2 kaldı burada.
Şurada iki kare farkından x artı 2 eksi y artı 2 artı y şeklinde bunu çarpanla ayırdık. Evet, x eksi y artı 2'ler birbirine götürdü. Ne kaldı? X artı y bölü x artı y artı 2 kaldı arkadaşlar. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu polinomlar konusunun alt ünitesi olan çarpanlara ayırma ünitesinin evet arkadaşlar 21. ve 22. föylerinin arkasında bulunan bir adım ötesi soruları burada çözmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruları kendinizde bir sefer çözmenizde fayda var. Evet, bu dersimiz de burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.